Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Efendim bugün size anlatmak istediğim, daha doğrusu tanıtmak istediğim kitap Cıhle kitaptan çıkan İbni Ebi Hatim Errazi. İşte bu söyleme meselesi yine sorun oluyor. İbni Ebi Hatim Errazi'nin rahmetullahi aleyh kaleme aldığı İmam Eşşafii, Adab-ı Şafii ve Menakibuh isimli eseri. Tercümesini de Ömer Çınar Hoca yapmış. Allah razı olsun. Kitabın ismini bir daha okuyayım. İmam Eşşafii, Adab-ı Şafii ve Menakibuh. Kitabın ismi böyle. İnşallah doğru telaffuz ettim. Dediğim gibi kitabın yayın evi Rıhle Kitap. Şöyle kapağını da bir göstermiş olayım yüzüme yaklaştırarak. Kapağıyla da tanışmış olun. Hatırınızda kalsın almak isterseniz. Efendim kitap İmam Şafii'nin anladığınız üzere hayatını anlatıyor demeyeyim tam da öyle bir şey değil ama onun hayatıyla ilgili birçok anekdot, birçok söz, birçok tespit burada mevcut. Hem ondan rivayetle hem de ona dair başkalarının anlatıları olarak senetleriyle birlikte hatta bu kitapta zikredilmişler. Şimdi alıntılarımı okuyayım. Ondan sonra da dönüp inşallah kitap hakkında yine birkaç kelam edelim. İlk çizdiğim yer 11. sayfada İmam Ebu Sevr şöyle der. Iraklılardan ben İshak bin Rahuye, Hüseyin el-Kerabisi ve daha başkalarından oluşan bir grup Eşşafii'yi tanıyana kadar bidatımızı terk etmedik demiş. Nedir bu bidat? Aşağıda izah var. Buradaki bidattan maksat rey ve kıyas ehlinin zemmi olmalıdır. Buna göre ehli hadis önceleri hüküm istinbadı için rey, nazar ve kıyasa başvurmayı bid'at, başvuranları da ehli bid'at sayıyorken, bilahare İmam Şafii'yi tanıyınca asıl bu tavrın bid'at olduğu fark etmişlerdir. İmam Ahmet bin Hanbel'in Eşşafii'yi açana kadar fıkıh, hadis ehline kapalı bir kilit idi. İmam Ahmet bin Hanbel'in Eşşafii'yi açana kadar fıkıh, hadis ehline kapalı bir kilit idi ve Eşşafii beyan edene kadar ehli hadis Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin anlamını bilmiyordu tarzındaki tespitleriyle El-Kerabisi'nin şu itirafı bu söylediğimizi doğrular mahiyettedir. Sünnetlerin hadislerin ekserisinden hüküm istinbat etmenin anlamını ancak Eşşafii'nin öğretmesiyle fehmettik demiş El-Kerabisi. Allah hepsinden razı olsun. İmam-ı Şafii'nin önemini buradan da anlıyoruz arkadaşlar. Nasıl kilit bir konumda olduğunu. 14. sayfa. Şöyle aşağıdan başlayayım. Müellifimiz, yani kitabın müellifi İbni Ebi Hatim Errazi, kitabına herhangi bir mukaddime yazmadan direkt olarak İmam Eşşafii'nin doğumuna dair rivayetlerle başlamıştır. Daha sonra İmam Eşşafii'nin ilim talebinden, tevazuundan, takvasından, ibadetinden ve diğer hususlardan bahsetmiştir. Aktardığı her rivayetin isnat zincirini belirtmiştir. İmam Eşşafii'ye kadar uzanan isnatlarda müellifimizle İmam Eşşafii arasında bazen bir, bazen iki, bazen de üç kişi olduğu görülür. Mesela müellifimizin babasından, o Errebi bin Süleyman'dan, o da İmam Eşşafii'den rivayet eder. Yani yazar, çağ olarak da İmam Eşşafii'ye yakın birisi. Çok uzak değil, bir nesil sonrası gibi. İki nesil sonrası gibi ya da. Bu bakımdan söz konusu kitap, İmam Eşşafii'ye dair telif edilen menkıbe kitaplarının en güvenilir olarak gösterilir. Yani bu kitap, şu an size tanıtmakta olduğum kitap, İmam Eşşafii'ye dair telif edilen menkıbe kitaplarının en güvenilir olarak gösterilir. Yani menkıbe kitap olarak tarif edelim. Evet, tür de menkıbeymiş bu kitabın. Biz başta akıl edemedik onu söylemeyi. Anekdotlar falan dedik ama o işin bizcesi menkıbe. Evet. Eserin müellifi İbni Ebi Hatim Errazi, İmam Eşşafii'den naklettiği bazı sözlere açıklayıcı yorumlar eklemiştir. Bu yorumlar eserde, Ebu Muhammed Abdurrahman dedi ki ya da Ebu Muhammed dedi ki şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca müellifimiz babası Ebu Hatim Errazi'ye sorduğu bazı soruları da bu eserde zikretmiş
ve bunları babama sordum cümleleriyle ifade etmiştir diye burada kitabın tanıtımından güzel bir bölüm var, işaret koymuşum. Evet, geldik 17. sayfaya. 17. sayfanın şöyle başlarında bir yer. İmam Eş-Şafii, ilim dünyasının en büyük alimlerinden olan İmam Ebu Hanife'nin vefat ettiği yılda, Hicri 150. yılda dünyaya gelmiştir. Ya Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, bizim semamızı yıldızsız bırakmıyor. Bir yıldız sönünce diğerini parlatmış işte. İmam Eş-Şafii, ilim dünyasının en büyük alimlerinden olan İmam Ebu Hanife'nin vefat ettiği yılda, Hicri 150, dünyaya gelmiştir. Çok sonraları insanlar, o gün bir imam öldü, bir imam doğdu diyerek bu durumu dillendirecekti. İmam Ebu Hanife'nin vefatı, ilim dünyası adına ne kadar büyük bir kayıp olmuşsa, İmam Eş-Şafii'nin doğumu da ilim dünyası için o kadar büyük bir kazanç olmuştur. Elhamdülillah. Allah hepsinden razı olsun. Geldik 19. sayfaya. İmam Eş-Şafii, Bağdat'ta da belli bir süre kalmıştır. Bağdat'taki ikameti sırasında Hanefi mezhebinin imamlarından Muhammed bin el-Hasen Eş-Şeybani'nin eserlerini temin etmeye çalışarak ehli reyin temsilcisi konumundaki Hanefi birikimini araştırmaya başladı. Daha sonra gerek Bağdat'ta gerekse Mekke'de İmam Eş-Şafii ile İmam Muhammed arasında münazaralar cereyan etti. Hatta bunlardan en az biri Halife Harun Reşid'in huzurunda gerçekleşti. 21. sayfa. İmam Eş-Şafii'nin çeşitli bilgilerin yararı hakkında şöyle dediği nakledilir. İmam Eş-Şafii'nin çeşitli bilgilerin yararı hakkında şöyle dediği nakledilir. Kur'an öğrenenin saygınlığı artar. Kur'an öğrenenin saygınlığı artar. Fıkıhla meşgul olanın değeri yükselir. Hadis yazanın delilleri kuvvetlenir. Dil üzerine yoğunlaşanın tabiatı incelir. Matematiğe yoğunlaşanın muhakemesi güçlenir. Kendini korumayana ise ilmi fayda etmez. Kendini korumayana ise ilmi fayda etmez. Cenab-ı Hak bizi kendini koruyanlardan eylesin diyelim. Herhalde burada kastedilen takvadır. Takvası olmayana bunların faydası olmaz diyor. Cenab-ı Hak bizi öyle olmaktan korusun. Evet, burada biraz hızlandık. 32. sayfaya geldik. Bir not var. Şöyle bir yerden başlayıp okuyayım. Önceki sayfaya geldim. Menkıbe müelliflerinden bir kısmı zikrettikleri rivayetlerin senetlerini vermiştir. Bunu yaparken de senetlerin eleştiri konusu olan yerleri noktasında sorumluluğu üzerlerinden attıklarına inanırlar. Zira senedi zikretmek aynı zamanda senetteki kusurların açıklanması anlamına gelir. Zira senedi zikretmek aynı zamanda senetteki kusurların açıklanması anlamına gelir. Fakat tabi bu zamandakilerde o senet tahlili yapacak kudret, ilmi kudret olmadığı için biz çok şeyi karıştırıyoruz birbirine. Burada da ona dikkat çekilmiş yani. Geldik 41. sayfaya. Buna göre İmam Eş-Şafii'nin doğum yeriyle alakalı toplam 3 farklı rivayet bulunmaktadır. Yemen, Gazze ve Askalan. Bu 3 yerden birisinde doğduğu söyleniyor İmam Eş-Şafii'nin. Üçüne dair de rivayet var. Bu 3 görüş alimler tarafından ortak bir anlam doğrultusunda birleştirilmiştir. Buna göre Gazze onun köyü, Askalan şehri, Yemen ise onun doğduğu mahallede Yemenlilerin yaşaması sebebiyle rivayetlerde geçmektedir. Yani onun yaşadığı mahallede çok Yemenli olduğu için Yemen demişler doğum yerine. Yoksa asıl Yemen değil yani. O bizim Yemen dediğimiz ülke, ta Suudi Arabistan'ın altındaki okyanus kenarındaki bölüm değil. Eş-Şafii Gazze'de doğdum derken doğduğu köyü kastetmiştir. Askalan'da doğdum derken de doğduğu şehri kastetmiştir. Böylece bu farklı rivayetleri cem eden yorum şöyle olur. Eş-Şafii Askalan'ın Gazze köyünde doğmuştur. 2 yaşına geldiğinde annesi onu Hicaz'a götürmüş ve Yemen halkından olan kavminin arasında katılmıştır. Çünkü Eş-Şafii'nin annesi Yemen kabilelerinden olan Ezd kabilesine mensup idi. İmam Eş-Şafii 10 yaşlarına geldiğinde ise annesi Eş-Şafii'nin nesebinin unutulmasından endişe ettiği için onu Mekke'ye götürmüştür. Çünkü İmam-ı Şafii bildiğiniz gibi rahmetullahi aleyh Kureyşli, Kureyş kabilesinden.
O da Arapların en saygın kabilesi kabul edildiği için annesi korkmuş nesebi kaybolmasın diye oraya götürmüş. 46. sayfadayız. Dünyada iki şeye istek duydum. İmam-ı Şafii'nin sözü bu. Dünyada iki şeye istek duydum. İlim ve okçuluk. Okçulukta onda on isabet kaydediyordum. İlimde ise gördüğünüz gibi. Bir daha okuyayım. Dünyada iki şeye istek duydum. İlim ve okçuluk. Okçulukta onda on isabet kaydediyordum. O kadar iyi olmuş okçulukta, yani başarılı olmuş. İlimde ise gördüğünüz gibiyim. Başka bir yerde bir talebesi veya arkadaşlarından birisi söz alıp diyor ki ilimde ondan da iyisin diyor. Yani öbüründe onda on vuruyor ya, ilimde ondan da ilerisin diyor. Devam ediyoruz. 56. sayfa. Yahya bin Ma'ine şöyle demiş İmam Ahmet bin Hanbel. İmam Eşşafi'ye çok fazla hürmet ettiği için kendisini eleştiren Yahya bin Ma'ine şöyle der. Benden şunu naklet ki Eşşafi olmasaydı biz fıkhul hadisi bilmeyecektik. Benden şunu naklet ki Eşşafi olmasaydı biz fıkhul hadisi bilmeyecektik. 57. sayfada Eşşafi Kabe'deki oluğun karşısında otururdu. Biz de gidip meclisinde oturduk ve bazı ilmi meseleler konuştuk. Kalktığımız zaman Ahmet bin Hanbel bana nasıl buldun dedi. Ben Eşşafi'nin hata yapmasını gözlüyordum. Bunu anlatan kim? El-Hümeydi. El-Hümeydi'ymiş bunu anlatan. Ahmet bin Hanbel bana nasıl buldun dedi. Ben Eşşafii'nin hata yapmasını gözlüyordum. Bunu Kureyşli olduğu için, yani onu kıskandığımdan yapıyordum. Ahmet bin Hanbel bana dedi ki sen Kureyşli bir adamın bu kadar bilgili ve beyan kabiliyetine sahip olmasını kabul edemiyorsun. Yani sende bir kıskançlık var demiş. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ve devamla dedi ki şurada 100 mesele geçti, sadece 5 ya da 10 hata yaptı. Hata ettiklerini bırak, isabet ettiklerini al. İmam Ahmet diyor bunu, onun gibi bir otorite. Biliyorsunuz o da bir mezhep imamı, İmam Ahmet bin Hanbel. Hanbeli mezhebinin imamı, İmam Şafii de Şafii mezhebinin imamı. 60. sayfa. Şöyle bir yerden geleyim. Yok, bunu atlayayım. Bu uzunmuş. Çok zaman almasın. 60. sayfada dipnot. Bedir meşhur bir köydür. Bedir bin Mahlet bin Nadir bin Kinane'nin yahut orada bulunan bir kuyunun adıyla anılmıştır. Kuyu yuvarlak olduğundan ve suyu berrak olup kuyuya bakan kişi onda Bedir'in dolunayın yansımasını gördüğünden dolayı Bedir diye adlandırılmıştır. Bu Bedir Harbi'ndeki Bedir kuyuları mevzusu aklıma geldi benim de. Ya hani o, belki oradaki kuyuların da özelliği öyle olduğundan onlara Bedir denmiştir diye düşündüm. Onda Dolunay, yani Bedir'in şeyi çok güzel gözüktüğünden dolayı Bedir diye adlandırılmış. 65. sayfa. İmam Ahmet bin Hanbel'in şöyle derken işittim diyor. Kim diyor bunu? Muhammed bin Yahya bin Hasan. Biz ehli hadis olarak Eşşafii'nin radıyallahu anh ile karşılaşıncaya dek Ebu Hanife'nin ashabının ellerine düşmüş kurtulamıyorduk. O Eşşafii insanlar arasında aziz ve celil olan Allah'ın kitabını ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini en iyi bilen idi. Hadiste az bir tahsille yetinmezdi. Yine İmam bin Ahmet bin Hanbel ile ilgili, İmam Ahmet ile ilgili bir şey. Şöyle bir yerden alayım. Muhammed bin Fadl el-Bezzar'dan işittim diyor. Dedi ki babam şöyle derken işittim. Ahmet bin Hanbel ile birlikte hac ettim. Onunla birlikte bir mekanda yahut Mekke'de bir evde konakladım. Bir gün Ebu Abdullah, yani Ahmet bin Hanbel erkenden dışarı çıktı. Ben de ondan sonra dışarı çıktım. Sabah namazını kıldıktan sonra mescidi dolaştım. Süfyan bin Üyeyne'nin meclisine gittim. Ebu Abdullah, yani Ahmet bin Hanbel'i bulmak için bir meclisten diğer meclise dolaşıp duruyordum.
Derken onu üzerinde renkli bir elbise bulunan kâküllü genç bir Arap'ın yanında buldum. İnsanların arasından geçerek Ahmet bin Hanbel'in yanına oturdum ve ona şöyle dedim. Ey Abu Abdillah, sen Ez-Zühri'den, Amr bin Dinar'dan, Ziyad bin İlaka'dan ve Tabiyun'dan diğer zatlardan ne kadar ilim aldığını ancak Allah'ın bildiği Süfyan bin Uyeyne'yi bırakıp buraya mı geldin? Bana şöyle dedi. Sus, şayet âli isnatlı bir hadisi kaçırırsan nazil isnatlı bir hadisi bulursun. Bu senin dinine de aklına da yahut anlayışına da herhangi bir zarar vermez. Ancak şu gencin, sen şu gencin ilmini kaçırırsan, İmam-ı Şafii'yi kastediyor. Ancak sen şu gencin ilmini kaçırırsan korkarım ki kıyamete kadar bir daha bulamazsın. Ben Allah'ın kitabını şu Kureyşli gençten daha güzel anlayan başka birini görmedim. Ben kimdir o dedim. O da Muhammed bin İdris Eş-Şafii'dir dedi. Devam ediyoruz. Yine İmam Şafii'den bir söz. Eş-Şafii'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis zikrettiğini duydum. Eş-Şafii'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis zikrettiğini duydum. Bir adam ona sen bu hadisle amel ediyor musun diye sordu. Eş-Şafii ona şöyle cevap verdi. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet edeceğim ve onunla amel etmeyeceğim öyle mi? Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini bilir ve onunla amel etmezsem, şahit olun ki ben aklımı yitirmişimdir. Ne zaman Resulullah'ın bir hadisini bilir ve onunla amel etmezsem, şahit olun ki ben aklımı yitirmişimdir. ...79. sayfada güzel bir not var. Selahaddin Eyyubi, İmam Eş-Şafii'nin mezarının yakınında bir medrese inşa ettirmiştir diyor. Allah razı olsun. İmam Eş-Şafii rafizilik suçlamasıyla yargılanmış. Ondan sonra şöyle bir şey yazmış. O yargılanmadan beraat ettikten sonra biraz da zindanda yatmış tabii. Arapçasını okuyamıyorum ama alttaki kısmı okuyayım size. Yani okurum da güzel okuyamam. Yazık olur şiire. Ali'yi övsek rafiziyizdir cahillerin zannında. Ebu Bekir'in faziletlerini anacak olsak Ehl-i Beyt'e düşmanlık ediyor derler. Her ikisini de seveceğim ömrüm oldukça. Toprağın altına girene kadar Ehl-i Beyt düşmanı da rafizi de deseler. Ne güzel. Bu ilginç bir bilgi. Eş-Şafii bana şöyle dedi diyor. Bana ayaktayken su ver. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayaktayken su içmiştir. Gerçi belki Hanefi mezhebindeki rivayetler, yani merkezde tutulan rivayetler, usulce seçilen rivayetler daha farklıdır ama burada İmam-ı Şafii Hazretleri ayakta da su içtiğini Efendimizin naklediyor. Ama bizde pek hoş bakmazlar biliyorsunuz. Devam edelim bakalım. 86. sayfadayız. Eş-Şafii ölüm döşeğindeydi. Üzerini örttüğümüzde ona örtüye... Eş-Şafii ölüm döşeğindeydi. Üzerini örttüğümüzde ona örtüye baktı ve şöyle dediğini işittim. Allah'ım sen bu kuldan müstahnisin. Onun ise sana ihtiyacı vardır. Sen ona mağfiret et. Amin. Amin. 88. sayfada dipnot. Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh der ki, bana hakkında bir haber bilmediğim bir mesele sorulduğunda Eş-Şafii'nin kavliyle haber veririm. Çünkü o Kureyşli bir imam ve alimdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle dolduracaktır buyurmuştur. Demek ki o hadisin İmam-ı Şafii hakkında olduğunu İmam Ahmet bin Hanbel de hem de çağdaşı, arkadaşı olarak tasdik etmiş. Yine İmam Şafii'den güzel bir söz. Eş-Şafii hastayken yanına girdim. Yazdığı kitaplarından bahsetti ve şöyle dedi. İsterim ki insanlar ilmi öğrensin fakat bu ilimden hiçbir şey bana nispet edilmesin. İşte ihlasın o derecesi. İsterim ki insanlar ilmi öğrensin. Fakat bu ilimden hiçbir şey bana nispet edilmesin. Yani benim adım yayılmasın diyor. Yeter ki insanlar bu ilimden faydalansın.
dine böyle bir faydam olsun. Bu da güzel bir şey var. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin çocuklara şefkatini anlatıyor. Muhammed bin İdris Eş-Şafii uyuyordu. Çocuğumuzun süt annesi olan bir kadın içeri girdi. Yanında emzirmediği bir çocuk da vardı. Kadın oturup annem el-Osmaniye ile konuştu. Konuşmaya devam ederken çocuk ağlamaya başladı. Kadın çocuğun Muhammed bin İdris Eş-Şafii'yi uyandırmasından korktu. Zira Muhammed bin İdris heybetli bir kişiydi. Bu saikle elini çocuğun ağzına koydu ve hemen dışarıya doğru koştu. Kapı uzak olduğu için çocuk rahatsızlandı. Eş-Şafii uyanınca annem el-Osmaniye şaka yollu ona dedi ki, ''Vay be İbn İdris, sen neredeyse bugün birinin ölümüne sebep oluyordun.'' Bunu duyan Eş-Şafii'nin yüzü kızardı ve öfkelendi. Daha sonra ''Bu nasıl oluyor?'' diye sordu. Annem durumu anlattı. Bunun üzerine Eş-Şafii, bundan sonra başında un öğütmekte olan el değirmeni olmadan kaylule uykusuna yatmayacağına dair yemin etti. Artık Eş-Şafii ne zaman kaylule uykusuna yatmak isterse yanı başında el değirmeni getirilir ve çalıştırılırdı. Yani herhalde gürültüden rahatsız olmadığını ifade etmek için bunu yaptırmış. O yani o değirmenin sesiyle bile uyuyabiliyormuş. Ama nasıl sinirleniyor çocuğa sebep olduğunu düşününce. Yine İmam Eş-Şafii'nin bir şiiri var, 99. sayfa. Fakih konuşmasıyla sözleriyle değil, davranışları ve amelleriyle fakihtir. Reis adamlarıyla kavmiyle değil, reis ahlakıyla reistir. Zengin de malı mülküyle değil, hali hareketiyle zengindir. Yine bir güzel söz var burada. İbn Aclan'dan ama bu sefer. Bir alim, bu sefer İmam-ı Şafii naklediyor. Bir alim la edri, bilmiyorum demeyi ihmal ederse sonunu hazırlamış olur. Bir alim la edri, bilmiyorum demeyi ihmal ederse sonunu hazırlamış olur. Yine aşağıdan bir not var. Ebu Hayseme en-Nesai Kitabul İlim'de şöyle der diyor. Kişinin bilmediği hususlarda Allahul Alem demesi bir ilimdir. Kişinin bilmediği hususlarda Allahul Alem demesi bir ilimdir. Pekala, birkaç tane daha okuyaraktan sizi serbest bırakayım artık. Yormayayım daha fazla. Aa bak, İmam Eş-Şafii'nin bir kerameti bu, güzel. Bunu paylaşayım. İmam Eş-Şafii Hazretlerinin en güzide talebelerinden olan İmam Büveyti, Mutezile yönetiminin Kur'an'ın mahluk olduğu görüşünü kabul etmediği için zindana atılmış ve türlü işkencelere maruz kaldıktan sonra vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Bu konuda aktarılan bir rivayet, sapkın Mutezile yönetiminin zulmünü gözler önüne sermektedir. Fahrettin Errazi, Menakıbul İmam-ı Şafii adlı eserinde şöyle anlatır. İmam-ı Şafii bir gün talebesi El-Büveyti'ye, ''Ey Eba Yakup, sen zincirlere bağlı olduğun halde vefat edeceksin dedi. Bak, ey Eba Yakup, sen zincirlere bağlı olduğun halde vefat edeceksin dedi. Hakikaten durum İmam Eş-Şafii'nin dediği gibi oldu. Ve Kur'an'ın mahluk olduğu görüşünü dayatmak isteyen Mutezile yönetimi, bu görüşü kabul etmediği için İmam Büveyti'yi zincirlere vurarak Bağdat'a götürdü ve vefat edinceye dek onu zindanda tuttu. Bir gün, İmam Büveyti zindandayken ezan sesini duymuş ve kalkıp elbisesini giyerek kapıya doğru yönelmiş. Muhafızlar kendisine nereye gidiyorsun çabuk yerine dön deyince İmam Büveyti Rabbine şöyle nidada bulunmuş. Ya Rab, sen biliyorsun ki ben senin çağrına icabet ettim. Eşiklerine başlar konulacak yiğitlere binler selam olsun. Allah rahmet eylesin. Evet, amin. Mütercim Ömer Çınar Hoca'nın da böyle bir notu var burada. Evet arkadaşlar, İmam Eş-Şafii'nin yine bir sözünü okuyayım. Arap dilini bilenler insanların cinleridir. Başkalarının görmediklerini görürler. Bu da Muhammed bin İshak Errebi bin Süleyman'ın şöyle dediğini naklediyor. Bu da güzel. Eş-Şafii'yi görseydin, edebi ve fasih konuşmasını görseydin şaşar kalırdın. Bu kitapları konuştuğu Arapçayla yazmış olsaydı kitapları okunamazdı.
bu kitapları konuştuğu Arapça ile yazmış olsaydı kitapları okunamazdı. Çünkü hitabeti çok kuvvetliymiş, dili de çok güzel kullanıyormuş. Ama anlatırken kitaplarında sade bir dilde anlatıyormuş. Oradaki konuştuğundaki kadar karmaşık, komplike bir dil kullanmıyormuş, bir üslup kullanmıyormuş. Bu da onun diyorlar talebelerine bir merhameti. O merhamet sayesinde eserleri bu kadar yayıldı yani. Herkes anlasın diye yalın bir dil kullanmış eserlerinde. Yalın bir Arapça kullanmış. Pekala arkadaşlar, daha fazla uzatmayayım. Kitabın içinde böylesi birçok anekdot, birçok güzel söz bulunmakta. Hem İmam-ı Şafii Hazretlerine dair, hem de işte ilim öğrenmenin adabına dair ya da onun zamanındaki başkalarına dair İmam-ı Şafii'nin tespitleri olarak birçok incelik bulunmakta. Kitabı tavsiye ediyorum. Okuyun, alın, hediye edin. Yani çok güzel bir eser. İmam-ı Şafii Hazretlerinin hatırasını yaşatmak, oğlu imamların hatırasını ümmette yaşatmak. İmam-ı Şafii olsun, İmam Ahmet bin Hanbel olsun veya diğer imamlarımız olsun. Elbette aynı zamanda İslam'ı yaşatmaktır. Çünkü onların hayatı artık İslam'dan ayrılmaz olmuştur. İslam'la bütünleşmiştir. O yüzden İslam alimlerini çocuklarınıza da öğretmekten çekinmeyin. Daha küçük yaşlarda bile olsalar menkıbe kitaplarını, alimlerin biyografilerini çocuklarınıza okutun arkadaşlar. Çünkü ileride onlara dair şüpheleri işittiklerinde, ki piyasaya çıktığı zaman bir çocuk, bir genç bunlardan kaçamıyor. Onlara buradaki bilgilerle direnecekler. Yoksa dinlerine, imanlarına, mezheplerine karşı itimatlarını kaybedebilirler. Boşluk bırakmayalım ki şeytan o boşlukları doldurmasın. Pekala, bir kitaplık da bu kadar. Kapağı tekrar göstermiş olayım. Şöyle. Bugün size İmam Eş-Şafii Adab-ı Şafii ve Menakibuh kitabını tanıtmaya, anlatmaya çalıştım. Alıntılarımı paylaştım. Yazarı İbn Ebi Hatim er-Razi rahmetullahi aleyh, tercüme ve notlar Ömer Çınar Hoca'dan, kitapta Rıhle Kitap'tan. Başka bir kitapta, başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.